Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi. Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Galatasaray, eski oyuncusu Caner Erkin'i gündemine aldı. Forvet mevkisine Carlos Vinicius ve sağ beke Sergio Aurier'i transfer eden Cimbom, sol bek takviyesi içinse girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray'ın TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin'i gündemine aldığı iddia edildi. Sol bek pozisyonuna takviye yapmak için bir süredir görüşmelerini sürdüren yönetim istediği şartlarda bir futbolcu bulamadı. Sarı kırmızılı kurmaylar yaptığı görüşmelerin birçoğundan gerek maliyet gerekse oyuncu kalitesinin soru işareti olmasından dolayı vazgeçmek zorunda kaldı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların transfer döneminin bitmesine az bir süre kala eski futbolcusu Caner Erkin için hamle yapma kararı aldığı öne sürüldü. Galatasaray 35 yaşındaki sol beki 1,5 yıllığına kadrosuna katmayı düşünüyor. Eyüpspor'la Haziran ayına kadar kontratı bulunan Caner'in ise kulüplerin anlaşması durumunda transfere evet demesi bekleniyor. Galatasaray'dan şu an için Eyüpspor'a resmi bir teklif gitmezken sarı kırmızılı idarecilerin henüz yapılacak olan bu hamleyi değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi. Galatasaray'da Icardi sürprizi. Cimbom'da Mauro Icardi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı kırmızılılarda Icardi'nin takımdan ayrılığı gündeme geldi. Arjantinli golcünün yeni takımıyla ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları. Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da transferin son dakikasına kadar birçok flaş gelişmenin yaşanması bekleniyor. Öte yandan sarı kırmızılılarda şaşırtan bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın dünya ünlü yıldızı Mauro Icardi hakkında sürpriz bir haber geldi. Yaşına rağmen gösterdiği performansla taraftarları kendine hayran bırakan Mauro Icardi dev kulüplerin radarına girmiş durumda. Adı en son Real Madrid ve Juventus ile anılan Icardi ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından derlenen habere göre Galatasaray'ın sezon başında PSG'den 10 milyon euroya bonservisini aldığı Icardi bu sefer takımdan resmen ayrılıyor. İtalya'dan yayın yapan Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alessi, Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini duyurdu. Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maça çıkmıştı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 18 gol atıp 7 de asist yaptı. Galatasaray'da John Arias gelişmesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom, John Arias için teklif yapmıştı. Filminden ise Galatasaray'ın Arias teklifine yanıt verdi. Son olarak kadrosuna iki yeni yıldız katan Cimbom transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda sarı kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri de John Arias oldu. Kolombiyalı futbolcu için Filminense'ye resmi teklifini ileten Galatasaray'a Brezilya ekibinden cevap geldi. TNT Sports'ta yer alan habere göre Fluminense Galatasaray'ın John Arias için yaptığı teklife sıcak bakıyor. Haberde Brezilya ekibinin teklifi düşük bulduğu ancak daha iyi bir teklife evet diyebileceği kaydedildi. Galatasaray'ın 9 Şubat tarihine kadar Fluminense'ye yeni bir teklif yapabileceği belirtildi. Son yıllarda gösterdiği performansa dikkat çeken John Arias bu sezon çıktığı 3 maçta 3 gol 1 asistlik katkı sağladı. 26 yaşındaki Arias, Transfermarkt verilerine göre son 2 yılda piyasa değerini 10'a katladı. Fluminense ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Galatasaray'dan bir transfer bombası daha. Transferde hareketli günler geçiren ve yıldızları birer birer kadrosuna katan Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı Kırmızılar Premier Lig'de ve Manchester City'nin yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar. Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. Yönetim takımdan ayrılan isimlerin yerlerini dolduracak hamleler yapacak. Cimbom sol beke takviye istiyor. Sarı Kırmızılı ekibin listesinde birçok isim bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk yapılacak transferler için acele demişti. Sarı Kırmızılı ekip ise çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu doğrultuda Cimbom rotasını İngiltere'ye çevirdi. İngiliz basınından derlenen habere göre Galatasaray Manchester City forması giyen Sergio Gomez'i renklerine bağlamak istiyor. Yönetim İspanyol sol bek ile daha önce de ilgilenmişti. Barcelona altyapısında deneyim elde eden Gomez, Borussia Dortmund, Huesca ve Anderlecht formaları giydi. İngiliz devi 23 yaşındaki futbolcuyu 15 milyon euro karşılığında kadroya dahil etmişti. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulan Gomez'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak biliniyor. Galatasaray'a çok konuşulacak transfer.
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Devre arasının yanı sıra sezon sonu için planını yapan Cibom, dünya ünlü kadife bilekli o yıldızlı listesine aldı. İşte detaylar. Galatasaray, Sacha Boey ile Cedric Bakambu'nun transferinden net 35 milyon euro gelir elde etti. Cibom son olarak Fulham'dan Carlos Vinicius ile Nottingham Forest'tan Sergio Aurier'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı Kırmızılar'da ise bu gelişmeler sonrası transfer harekatı başladı. Aslan aynı zamanda gelecek sezonun planlamasını da yapıyor. Galatasaray yönetimi listeye birçok ismi aldı. Cibom yeni sezonda orta sahaya net bir yıldız transferi yapmak istiyor. Bunun için Sarı Kırmızılı ekip rotayı İngiltere'ye çevirdi. Galatasaray 2024-25 sezonu için Christian Eriksen'i kadrosuna katmayı planlıyor. Cibom orta sahaya seviye atlatmak niyetinde. Yıldız oyuncunun sözleşmesi ise 2025 yılının ortasında sona erecek. Bu sezon Manchester United ile 19 maça çıkan Danimarkalı Yıldız bu mücadelelerde 1 gol ve 1 asist kaydetti. Galatasaray'da sürpriz Zaniolo gelişmesi. Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolò Zaniolo ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. İngiltere'de beklenen performansı sergileyemeyen Zaniolo'nun Galatasaray'a döneceği iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları. Roma'dan 15 milyon euroya kadroya dahil edilen İtalyan oyuncu sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti artı 22 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanmıştı. Nicolò Zaniolo Aston Villa formasıyla gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'da sergilediği futbolla beğeni toplayan 24 yaşındaki oyuncu İngiltere'de aradığını bulamadı. Bu sezon 25 maçta forma giyen Zaniolo 985 dakika sahada kaldı. İtalyan hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı verdi. The Athletic'te yer alan habere göre Aston Villa, İtalyan hücum oyuncusu Nicolò Zaniolo ile ilgili yeni bir karar aldı. Ada temsilcisinin Zaniolo'yu sezon sonunda Galatasaray'a geri göndermeyi düşündüğü ifade edildi. Zaniolo'nun Sarı Kırmızılılardaki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray, Sergio Aurier ile anlaşma sağladı. Yeni transferleri yetiştirmek isteyen Cibom'da büyük hareketlilik yaşanıyor. Galatasaray bir ters köşe yaparak Fildişi sahilinin kaptanı sağ bek Aurier ile anlaşma sağladı. Oyuncunun transfer detayları ve ödenecek para da belli oldu. İşte bomba transferinin ayrıntıları. Galatasaray'da tek gündem transfer. Sağ beki Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan kiralık sol beki Angelinho'nun da Roma'ya gitmesiyle elinde bek kalmayan Sarı Kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk transferlerin yetiştirilmesini istedi. Yolun Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın UEFA'ya yeni oyuncu listesini bildirmesi gerekiyor. Bu yüzden kulüpte büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Başta Erden Timur olmak üzere yöneticilerin gece yarılarından sabah saatlerine kadar telefon trafiğine devam ettiği öğrenildi. Foot Mercato, Red'in sağ beki Asinho ile anlaşıldığını iddia etmişti ama Galatasaray büyük bir ters köşe yaparak Sergio Aurier ile anlaşma sağladı.